Merhaba. Ağaç halkaları tarih doludur. Bir ağaç gövdesine ya da ahşap parçasına bakarak ağacın yaşını hatta coğrafi kökenini öğrenmek mümkündür. Ağaç halkalarının analiz edilmesinin bilimsel adına dendrokronoloji deniyor. Bu analiz sadece belli ahşaplar üzerinde yapılabiliyor. Bakın bu dolabın ahşabı hakkında bilgi edinmek için de bu yöntem kullanılmış. Dolabın iç kısmındaki meşe bunun için çok uygundu. Ancak ağacın deseninin göründüğü kısma ulaşmak mümkün değildi. Bunun için de yeni bir X ışını yöntemi kullandık. İlk olarak dolabı dikkatli bir şekilde parçalarına ayırdık. Ardından bu parçaları müzenin röntgen laboratuvarına gönderdik. Orada parçalar dönen bir masaya yerleştirildi. Dendrokronolojinin etkili olabilmesi için halkalar en küçük ayrıntısına kadar ölçülmeli. Halkalar güzelce sıralandıktan sonra görsellerin röntgen filmleri çekildi. Daha sonra halkalar bu yüksek çözünürlükteki filme ve başka birkaç örneğe göre bir dendrokronoloji uzmanı tarafından ölçüldü. Uzman bu örnek ve resimleri analiz ederek başka ağaç halkası ölçümleriyle ve geçmişte farklı yerlerdeki hava koşullarıyla kıyasladı. Dendrokronoloji uzmanı bu meşe panoların Doğu Fransa'da Burgonya bölgesinde yetişmiş bir ağaçtan alındığı sonucunu çıkardı. Bu ağaç dolabın yapımından 6 sene önce yani 1574'te kesilmiş. Dolabın en küçük detayları bile bize geldiği yer hakkında pek çok şey anlatabilir orta çekmece gül raptiyelerle tutturulan ipek ve keten bir kumaşla döşenmiş. Bilimsel analizler bu raptiyelerin 16. yüzyıldan kalma mı yoksa daha sonra mı eklendiğini gösterebilir. Dolabın içinde bulunan gevşek kırık bir raptiye analiz için hazırlandı. Sıvı reçinenin içine kondu. Bu reçine de mavi ışıkla katılaştırıldı. Daha sonra raptiye çıkarıldı, kesildi ve cilalandı. Bileşiminin bulunması için bir röntgen tekniği olan XRF tekniği ile analiz edildi. XRF cihazı bir tayf oluşturur. Bu tayf her bir çizgi ayrı bir kimyasal elementi temsil eder. Tayf, raptiyenin çoğunlukla pirinçten oluştuğunu ama başka metaller de içerdiğini gösterdi. 1500'lerde saf olmayan pirinç kullanımı çok yaygındı ama günümüzde pek yaygın değil. Daha sonraki aşamada raptiyenin nasıl yapıldığını bulmak istedik. Raptiye optik bir mikroskobun altına yerleştirildi. Getty'deki bilim insanları raptiyenin oldukça düzgün, yuvarlak bir şekli olduğunu gördüler. Bu da metalin bir kalıba dökülüp soğumaya bırakıldığı sonucuna varmamızı sağladı. Bu 1500'lerde epey yaygın olan bir uygulamaydı. Raptiyeler şimdilerde yapılmış olsa büyük ihtimalle üzerlerine baskı alacaklarından yapılarında çok daha fazla kristalleşme olurdu. Ayrıca mikroskop sayesinde raptiyenin üzerinde ilginç bir tabaka bulundu. Bu tabakanın içindekileri tespit edebilmek için elektron mikroskobuyla tarama yapıldı. Üst katman hedef alınarak elektron ışınıyla analiz edildi. Oluşan tayf sayesinde bu katmanın çoğunlukla kalaydan oluştuğunu gördük. Bu taklitte de gördüğünüz gibi kalay, gümüş görüntüsü vermek için kullanılmış. Üretimi ve içindeki kimyasal bileşimi hakkında yapılan bu analizler sonucunda, dolabın orijinal olduğu ve 1580 yılı civarında üretildiği anlaşıldı. Hoşçakalın!